Dükkanımıza gelemedik, işleyiş devam etmedi, hastalık vardı işte vesaire, insanlarda bir korku vardı. Gurbetçi zamanında kimsede şikayet yok. Her sene olan biten bir şey bu. Bu zamanlarda müşteri sirkülasyonu ister istemez azalır yani. 48 yaşına girdim, hiçbir şeyin çıkıp da indiğini daha Türkiye Cumhuriyeti'nde görmedim. Döviz kurundaki dalgalanma ve koronavirüs mücadelesinde Kayseri esnafı nasıl etkilendi? Bize Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün mikrofonlarımızı esnafa uzattık. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Yani şu an tek umudumuz, hani diyorlar ya kış atladın, baharı bekleyin, her şey düzelecek diye. Tek umudumuz yazın iyi geçmesi. Yazın da şöyle oluyor, kısa sürüyor. Mesela gurbetçiler geçen sene geldi bir aya yığılıyorlar. O zaman da yani bize 3 ay yayamıyoruz işimizi. Yani 9-10 ay sıkıntı çekiyoruz. Bir ay, bir buçuk ay, o da yani geçmişi kapatmıyor. Yani bu sene tek temennimiz yazın, yani yazın başından başlayarak, 6. aydan başlayarak işlerini iyi gidip de toplamamız. Yoksa çok sıkıntılı. Şu an gerçekten de elektrik şeyinde sadece önünüzdeki bittiğin dolabı çalışıyor, bir de lambalar. Mesela yukarı lambalar biri geldi mi açıyoruz durumuna göre. Yani elektrik 2 kat arttı. Tüm şeyi kısmamıza rağmen. Her şey doğalgaz ocaklarında, yani elektrikten kullandığımız şey minimuma düşüyoruz, gene de zorlanıyoruz yani. İnşallah tek umudumuz yazın iyi geçmesi. Teşekkürler, sağ olun. Pandemi işte herkes de olduğu gibi biz esnafları da etkiledi. Dükkanlarımızı açamadık mesela, çalışamadık. Öyle bir zararımız oldu. Dükkanımıza gelemedik, işleyiş devam etmedi, hastalık vardı işte vesaire. İnsanlarda bir korku vardı. Aşı da çıktıktan sonra da rahatladık yani, bir sıkıntı olmadı. Peki bu süreci nasıl atlattınız? Yani o dönemki zararları şu an kapatabiliyor musunuz? O dönemki zararları şu an kapatamıyoruz. Malum işte her şeye zam geldi. Alım gücü düştü. Ticaret biraz yavaşladı. Dolayısıyla kurlar... Görüyorsunuz işte altındı, dolardı, euroydu vesaire. Bunlar yükselişe geçince insanlar paralarını o yönlerde kullandılar yani. Parasını dolara, euroya bağlayanlar oldu. Ham maddeler yükseldi. Mesela bizim ambalaj dediğimiz olaylar, kutularımız, poşetlerimiz, ambalajımız, etin geliş fiyatları, kendi işim için konuşuyorum yani. Karga sete zam geldi. Bunun gibi. Her şeye zam geldi malum yani. Benim bir şey anlatmama gerek yok. Peki satışlar düştü dediniz. Elektrik ve doğalgazda zam geldi. Bu durumu yani sizi nasıl etkiledi? Kapatabiliyor musunuz? Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz? İşte şimdi Cumhurbaşkanımız 150 kilovattan 210 kilovata yükseltti diye tekrardan birkaç gündür söylenti geçiyor. Ben 15 metrekare dükkanda oturuyorum. 7 milyar lira elektrik parası veriyorum. Evimize 500 lira elektrik parası geldi. Doğal gazdı, suydu vesaireydi. Yani inanın faturalarım şu an yüksek. Çok yüksek bence yani. Yazıktır, günahtır bence yani. Sizce bu süreç nasıl atlatılabilir? Vallahi bilmiyorum, devlet bir çözüm bulacak herhalde. Yani şimdi 15 metrekare yere 6-7 milyar lira fatura ödenirse, hakeza bunun kirası da var, stopajı da var. Ondan sonra çalışan giderlerimiz var. Evimize 500 lira elektrik geliyor yani. 495 lira elektrik gelmiş. Bence çok. Yani 200 lira gelen elektrik bir anda 250 lira fazla nasıl geliyor, bunu anlamış değilim ben yani. Vallahi şu andaki pandemi girdi, bela olarak girdi zaten şehir olarak, dünya gündemine bela olarak girdi. Şu andaki gündem kapatmak nerede? Ucuna dahi yetişemiyoruz. Yani bırak o kapanmalar falan, şu anda dahi çok kötü durumda yani. Peki döviz kurları hareketli. Bu durum sizi etkiledi mi? Döviz kurları özellikle genellikle insanların, yani esnafın büyük bölümü döviz ile alışveriş yaptığı için, örneğin bizim sektör dövizle alınıyor, TL olarak satılıyor. Yani bunun mümkün değil, işleri en az %75-80 düşürdü. %80 net diyebilirim düşürdü yani. Neden? Adam geliyor evvelden 50 liraya alacağı yüzü şimdi 100 lira 125 lira dediğin zaman ne yapıyor? Adam zaten, vatandaşın bütçesi kısıtlı zaten ve dolayısıyla almıyor. Dolayısıyla bu ister istemez iş düşüklüğüne haliyle yansıyor yani. Peki şimdi elektrik ve doğalgazı zam geldi. Evet. Bu durum faturalarınızı etkiledi mi ve ödeyebildiniz mi? Bakın, ben örnek olarak size şöyle vereyim. Benim geçen ayki yatırdığım fatura miktarı 280 lira. Ve düşün, bir esnaf olarak öğlen dediğin elektrik, yani artık şeye, ekonomik boyuta geçtik artık. Efendim 280 lira. Geçen sene ben geçen ay elektrik parası yatırdım. Bu ay 503 lira geldi. Yani şimdi
Her şeye zam var. Her şeye zam var. Ama buradaki şey şu. Ya kardeşim denetleme yok, denetleme. Tamam özelleştirmişsin, tamam vatana millete hayırlı diyorsun, iyi tamam ama bir denetle ya. Bütün o kaçak kullananların şeysini de biz çekiyoruz. Ama gene de bu şey olarak denetleme olmadığından kaynaklanıyor. Ya adam, vatandaş hadi teşvik etmez, kul hakkıdır. Adam şurada kaçak çekse haksız mı? E bu kadar ne demek %125, %29 lira? 280 lira yatırırken bugün 503 lira. Satışlarınız ne durumda? Şu an geçinebiliyor musunuz? Vallahi şimdi o konuda şöyle diyeyim. Satışlarımız şu anda büyük bir şey olarak durmuş durumda. Yani durmasa da ellen küllen bizim Anadolu diliyle yani. Efendim hocam ama şuna şükretmek lazım en azından. Nedir? İnsan ayette bile Allah-u Celal der ki şükredin artırayım. Yok demeyiniz yok olunursunuz der. Ha, eve vardığın zaman huzurun yerinde mi? Sıcak bir çorba içiyor musun? Sağlığın sıhhatin yerinde mi? Bundan büyük nimet olmaz. İnsanoğlunun biraz da şükretmesi lazım. Yani para gelirken mesela gurbetçi zamanında kimsede şikayet yok. Her sene olan biten bir şey bu. Bu zamanlarda bu kışın müşteri sirkülasyonu ister istemez azalır yani. Çünkü herkes köyünde, dağında, bağında diyenin hesabı. Efendim hocam, yani buna yönelik olarak da insanların da biraz şükretmesi lazım yani. Bu yönde biraz eksik kalıyoruz maalesef. Şöyle vaziyete bakıyorum, şöyle ortama, piyasaya, insanlara. Hiç kimseyi bir şeyin etkilediğini görmüyor. Ekonomik olarak etkiliyor ama zihinsel olarak mı etkilemiyor ben anlamadım. Bizim insanlarımız hiçbir şeyden geri kalmıyor. Yani yoksa ekonomik şartlar ortada ama ben tanıdığım bütün çevreme de bakıyorum. Hiç kimse hiçbir şeyden geri kalmıyor. Oturuyor, ağlıyor. Ekmeğimiz yok, aşımız yok diye. Vallahi ekmeği aş olmayan borcalan adamlar kafelerden, lokantalardan, restoranlardan çıkmıyor yani. Ha. Yani halimize bakıyor. Yani 10 liralık iş yapıyor, 100 liralık yemek yiyor. Biz böyle insanlar, millet olarak. Yani seçmiyorum. A partisiymiş, B partisiymiş olarak bakmıyorum. İnsanların genel olarak bakıyorum. Yani demek ki biz bunlara layık. Yani layık olduğumuz için biz bunları görüyoruz. Yani kimseye yani şurada 10 lira aşağıda yapsan beğendiremem, 100 lira çıkar yapsan da beğendiremem. Yani beğenmiyor yani. Anladın değil mi ablam? Yani bu işlerde şöyle ben bakıyorum yıllardır 32 senede ticaretin içindeyim. O çıkıyor bir denesi çıksa diye geliyor şurada akşama kadar sarafı dengetliyor. Bir denesi geliyor düşse diye dengetliyor. Yani bu nasıl bir iş? Demek ki var ki bakıyor. Olmasa bakabilir mi? Bakamam. Yani bu işler böyle. Yani başka sormak istediğin bir şey varsa onlara da yapabilirim. Peki sıkıntı çekmiyor musunuz? Mesela elektrikle, doğalgaza? Çekiyor da ne yapar? Sıkıntı çekiyor. Ne yapar? Şimdi ben 150 liralık yapmışım. 225 lira ödemişsin. Kota mı koymuşlar? Ne koymuşlar? Ne yapar? Kendimizi damdan mı atar? Bu da devlete gidiyor. Öbürü gelse bunu indirecek mi? Sen inanacağına inanıyor musun? Ben 48 yaşına girdim. Hiçbir şeyin çıkıp da indiğini daha Türkiye Cumhuriyeti'nde görmedim. Hangi parti getirip de indireceğse ben onun alnından öperim. İndirebilecek varsa. Çıkan bir şey inmez ki. Peki sizce çözüm nedir? Çözüm. Çözüm çalışmak, üretim yapmak, üretim sağlamak. Bizim şimdi eskiden bizim köyde herkes ekmeği tandırda pişirirdi. Benim köye ekmek gidiyor. Kimse köylü bile çıkıp da bir şey almıyor. Üretim yok ki. Tüketim çok. Nasıl olacak bu? Üretimi çoğaltmamız lazım. Üretim, her şey üretimden geçiyor. Tüketim çoğalır da üretim olmazsa ne olur? Her şey artacak. Ne yapacak? İnsanlar çoğalıyor, azalıyor mu? Ne yapıyor? Bu da ne yapıyor? Ekonomiye etkiliyor. Bak benim kovum şuraya 15 kilometre. Hiçbir kişi şimdi hep hazırcıyık. Bir tane benim çocuğumu göndereyim bir tallada şöyle bağ billemez. Benim gözüme bakıyor. Niye? Hazır bekliyor. İnsanlarımız hep hazır bekliyor. Anladın değil mi benim ne demek istediğimi? Yoksa orada ekmek var, aş var ha. Ekmeksiz olanlara aş var ha. Gidip de iş koyacak adam yok bak. Aa, bunların hepsi kovulu. Doğru muyum acaba? Doğru, çok doğru. Ya, ekmek var, aş var ama çalışacak adam yok. Hep hazırlık gelsin yiyek. Bak benim 15 kilometre kovumda tallalar boş duruyor. Niye? Üretim yok. Biz eskiden ben ekmeğin ağasını görmezdik. Biz tandırda pişirdik, sobada pişirdik. Unumuz vardı şimdi. Unu bulamıyor. Niye? Üretim yok ki. Pahalandı. Pahalanacak herhalde yani. Tüketim çoğalınca, üretim olmayınca pahalanacak. Yine halimize bin şükür. Rabbim halimize bin şükür yani. Rabbim gene bizlerin yüzüne çok iyi bakıyor. Bizim gibi halkın, insanların yüzüne Rabbim çok iyi bakıyor. Çünkü nimet azgınıyız biz. İnsanlar hep nimet azgını. Benim gözümde öyle görüyor. Haline vaktine şükretmiyor. 10 liralık iş yapıyor, 1000 liralık iş gezeyim diyor.